Efendim iyi akşamlar. Bir Aynanın Arkası programında yine birlikteyiz. Bu programda aynanın arkasından aynanın önüne çıkarmaya çalışacağımız konu bu Türkiye'nin şu an şimdi karşısında bulunan çok önemli bir uluslararası problem. Ermeni sorunu dediğimiz ana mesele ya da Ermeni meselesi veya Ermeni problemi. Bildiğimiz üzere Papa'nın iki gün önce yapmış olduğu açıklama karşımızda duruyor. Bunun bir soykırım olduğu ifade edildi. Tabi Osmanlı Devleti'nin döneminden beri bunun soykırım değil, aslında yasası da belli olan bir tehcir olduğunu Türkiye iddia ediyor. Ama Türkiye'nin içinde de bunun soykırım olduğunu şimdi ifade edenler var. Bakalım Türkiye ne yapacak? Şimdi bu önemli ve ciddi konuyu spekülatif yanlarıyla ele almadan ve bu işin böyle duygusal yanlarını da boğmadan ciddi biçimde tartışalım istedik. Bu konularla ilgili olarak Türkiye'de tabii ki ciddi akademisyenler de var. Onlardan birisi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Beyoğlu, Cumhuriyet tarihçisi. Efendim kırmadı, ekranlara gitmediğini biliyorum. Kırmadı, kabul etti. Huzurunuzda teşekkür ediyorum öncelikle kendisine. Ayaklarınıza sağlık hocam. Sağ olun, var olun. Hocam. Sağ olun, var olun. Şimdi efendim bu konuyu tartışacağım ama bu konuya girmeden önce dün akşam tanık olduğum ve çok üzüldüğüm bir olay var. Hem onu izleyicilerle paylaşayım hem sizle paylaşayım, bakalım siz ne düşüneceksiniz. Sizin yakışıklı ve güzel oğlunuz hala spor salonuna devam ediyor değil mi? Ediyor. Ha, geçen dönem bir şey konuşuyorduk onunla. Efendim Süleyman Hoca'nın oğlu Yeditepe Üniversitesi'nde aynı zamanda. Bir şey konuşuyorduk bu işte body çalışırken ilaç alınsın alınmasın meselesini ama artık herhalde almıyor. Almıyor. Güzel. Evet, almıyor. Şimdi ismini vermeyeceğim çünkü reklama girecek, salonun ismini vermeyeceğim. Dün gece kendi gözlerimle tanık oldum, belediye zabıtalarıyla da konuştum ve çok ağır protesto ettiğim, çok üzüldüğüm bir olay. Bağdat Caddesi'nin hemen dibinde aynı anda tam 3000 kişinin spor yapabileceği bir spor salonu yapıldı. Bir özel girişimciler. Kim olduklarını da gerçekten bilmediğim özel girişimciler. Ne iş yaparlar, ne ederler bilmem. Ama 3000 kişi, düşünebiliyor musunuz, Bağdat Caddesi'ne 50 metre. Yani oraya bir AVM yapabilirler de, oraya bir apartman dikebilirler. Çok para kız sonuç. Ama bu insanlar spor salonu yapmış. Şimdi nedir burası? Kadıköy Belediyesi'ne bağlı. Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi değil mi? Uzun yıllardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sosyal demokrat bir parti. Doğru. Sosyal demokrat partinin olmanın temel nitelikleri nedir? İşte hani spor, eğitim, öğretim, okuma, çevreye karşı duyarlılık, ötekilerinin yanında olmasını beklediğimiz, bütün dünyada da örnekleri gördüğümüz bir parti. Fakat bu iş böyle olmuyor. Bakın, iskan verilmiş, imar izni verilmiş, imarı onaylanmış, bu yapılmış. Peki şimdi niye siz gelip burasını mühürlüyorsunuz? Onu bilemem, bürokrasisi nedir ne değil. Ama şu manzara çok çirkindi. Saat 21.30'a doğru geliyor. Geldi bir tane telsizli beyefendi, orada bir konuştu. Ben de orada izlemekteyim, ne oluyor ne bitiyor. Çünkü kafe kısmında oturuyorum. Efendim elinde telsiz anons. Aklıma Hitler'in Gestapo subayları geldi. Ama öyle bir tavır, tam Gestapo tavrı. Anons etti, gelin kapatın edin. 3-5 dakika sonra geldi zabıta memuru. Ne yapsın onlar zabıta memuru? Emir kulu o insanlar. Geldi, zabıtlarını tutuyor. Geldim yanlarına, yanaştım. Dedim ki bakın çok ayıp yahu bu. Bırakın insanlar saat 22'de zaten sporları bitiyor, buradan çıkıp gidecekler. Yüzlerce yüzlerce insan bırakıp çıkıp gidecek. Bunu yapmanız kadar yanlış bir şey yok. Üstelik de bu bir CHP belediyesi, çocuk işte haklısınız efendim bilmem ne efendim gibi olan geçiştirmeye çalışıyor. Ama mesele çok ağrıma gitti. Aynen onlara da o ifadeyi kullandım. Nedir ya dedim, bu Nazi subayları gibisiniz. Bu bir kere terbiyesizlik kardeşim. Şu yaptığınız davranış biçimi terbiyesizlik sizin. Yok hayır. Neyse onlar mühürlerini, ıvırlarını, zıvırlarını yaptı etti. Kenara çekildim. Ayrılırken de dedim bakın yarın Cem TV'de saat 20'de programda izleyin. Ve ben ne söyleyeceklerimi dinleyin. Şimdi buradan benim çok saygı duyduğum İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın Beyefendi'ye de, Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye de net açık çağrı yapıyorum. Burası Cumhuriyet Halk Parti'nin belediyesi. Madem ki iskanını vermişsiniz, binayı yaptırtmış, onu yapmış, bunu yapmış. Lütfen bu konuyu inceleyin. Bu zırvalık nedir görün.
Eğer bu türlü saçma sapan işi yapan kişi Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı olarak ben tanımlamak istemiyorum. Bir dahaki seçimde oturunuz oraya adam gibi belediye başkanı koyunuz, bu bir. Önümüzde seçim var, orada 3 bin kişi spor yapıyor. Ortalama 3 ay, 3 oy 9 bin kişi demektir. Oturun hesabınızı kitabınızı yapın. İnsanlar öyle o kadar para harcamış. Orada başka insanlar ekmek yiyor. Buna ne hakkınız var ya? Bir de Cumhuriyet Halk Parti belediyesisin sen yahu. Bu kadar iddialısın. Çok ayıp. Bir de Kadıköy Belediyesi. Spora düşmansan yazıklar olsun sana. Gerçekten yazıklar olsun sana. Ya söyleyecek hiçbir sözüm yok artık. Bir Sosyal Demokrat Parti yapar mı? Belediye yapar mı bunu? Bir de Cumhuriyet Halk Partisi. Yakışıyor mu sana Kadıköy? Senin en çok seçmenin olduğu, en sadakatli yerin burası. Ondan sonra kalkıp laf söylüyorlar AKP'ye, şuna buna. Bunu paylaşayım istedim ama size denk geldi. Allah'tan işte uzun yıllardır birlikteyiz diye nazım da geçer. Onun için geliyor. Efendim, şimdi bu ciddi bir sorun. Bu soykırım mı, tehcir mi? Baştan beri çok konuşulan bir mesele. Şimdi müsaade ederseniz aslında meseleye şöyle başlamak istiyorum. Evet, şimdi bu bir sonuç Papa'nın konuşması ama şimdi 1915'teki tarihsel atmosferin, lütfen birkaç dakika o atmosferi bir anlatınız. Onun öncesi ne oldu? Bu durup dururken mi böyle bir yasa çıktı? İttihat Terakki'nin kadrosu böyle bir şey yapalım ya, Ermeni vatandaşlarımız da yerinden yurdundan edelim mi dedi? Yoksa işte önümüzde bir Sarıkamış var. Aralık ayının sonu 1914, 18 Mart 1915 var. Ardından 24 Nisan günü geliyor. Bir grup Ermeni aydının tutuklanıp işte Çorum'a, Ankara, Ayaş'a sürgüne gönderilmesi var. Ve hemen 25 Nisan ertesi günde Gelibolu Kara Harekatı başlıyor. Üstad, bunların hepsi böyle birbiriyle ilgileri mi var, yoksa tarihin bu günleri çok tesadüf üst üste mi geldi? Lütfen bize o şekliyle bir tarihi atmosferi ortaya koyarsanız onun üzerine devam edelim. Sayın hocam, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi gerçekten bu noktaya tabii birdenbire gelinmedi. Size bir şeyle başlayayım. Robert Kolej'in kurucularından Doktor Hamlin mektuplarında Türkçe'de yayınlandı, o hatıralar. Şöyle bir Hınçak cemiyetine mensup bir Ermeni cemiyeti, sosyalist ağırlıklı bir cemiyet. Bir gencin kendisine geldiğini ve şunu yaptıklarını söylüyor. Türk ve Müslümanlar arası Kürt ve Müslüman Türklere saldırarak Rusya'nın Türkiye'ye müdahalesini, Osmanlı İmparatorluğu'na müdahalesini sağlamaya çalışacağız diyor. Çok İngilizce evet, bildiğini evet, söylüyor Doktor Hamlin. Bu gencin, Ermeni gencin. Peki diyor, bu birçok masum insanın ölümüne sebep olur diyor Hamlin, Doktor Hamlin. Diyor ki Bulgaristan bu yolu denemedi mi? Bunun için birçok kadın ve çoluk çocuk bu bağımsızlığı elde etmek için mutlaka can vermeli, kan vermeli diyor. Şimdi bu bağlamda söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de Ermeni meselesi ya da Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeni sorunu dediğimiz sorun aslında bir Ermeni dosyası, Batı'nın aslında emperyalist bir dosyası olarak ortaya çıkıyor. 1863 nizamnamesine kadar, Ermeni nizamnamesine kadar herhangi bir problem görünmüyor. Türklerle Ermeniler arasında bir problem görünmüyor. Fakat hepinizin bildiği gibi 1877-78 savaşında özellikle 93 harbi dediğimiz 1293 Hicri takvimle olduğu için 93 harbi dediğimiz Osmanlı-Rus savaşı sırasında özellikle Ermeni patriği Nerses Farjebedyan'ın da tam zamanı diye nitelediği bir sırada Ruslardan yardım isteyerek biliyorsunuz bölgedeki Kürtlere, Çerkezlere ve Kürtlere karşı Güneydoğu Anadolu'da Vilayet-i Sitte dediğimiz şu andaki Erzurum başta olmak üzere Van, Bitlis, Diyarbakır ve Elazığ, Mamrutel Aziz vilayetinin de dahil olduğu ve Sivas vilayetinin dahil olduğu şimdiki 22 vilayete denk gelen bölgede bir Ermeniler için bir ıslahat yapılması fikrini Ruslara kabul ettirdiğini ve Ayasofya Anlaşması'nın 16. maddesine bunun için bir madde koyulmasını istediğini görüyoruz. Şimdi bu aslında olayların uluslararası boyuta çıkmasının en önemli sebeplerinden biri hiç şüphesiz. Sadece bununla kalmıyor. Bu Çerkez ve Kürtlere karşı mücadele ettiği Müslüman gruplar, bu bölgede oturan Müslüman gruplara karşı aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin güvenlik ve asayişinin de sağlanmasını istiyor bu maddede, 16. madde. Bildiğiniz gibi Ayasofya Anlaşması büyük devletlerin araya girişiyle Berlin Anlaşması'na dönüştü ve aynı madde
Berlin Anlaşması'nın Temmuz ayında onaylanan, 13 Temmuz'dan itibaren onaylanan, 1878'de onaylanan anlaşmanın 61. maddesi oldu. Böylece konu uluslararası bir ıslahat meselesi haline geldi. Bundan sonra hızla Ermenilerin, Osmanlı Ermenilerinin bu büyük devletlerin müdahalesi ve izlemesinden bu ıslahat fikrini de büyük devletler izleyecek, takip edecekti. Çünkü Rus desteğiyle özellikle Ermenilerin bir bağımsızlığa doğru giden bir yolun sağlanacağını düşünüyorlar Ermeni milliyetçiler özellikle. İşte bu bağlamda hemen örgütlenmeler başladı ve 1885'ten itibaren Armeni kanalına başlayan, daha sonra 2 yıl sonra 87'de özellikle Hınçak'la devam eden ve 1890'da Taşnaksutyun'la milliyetçi bir örgüt, şu anda da Ermenistan'da iktidarda buna Taşnaksutyun'la başlayan ve 1908'de de özellikle Ramgavar diye daha liberal bir örgütle 20 civarında bu Ermeni örgütlenmelerinin olduğunu görüyoruz. İşte bu örgütlenmelerin ana amacı anarşi ve terör yaparak ve bir takım kanlı olaylar meydana getirerek bu bölgeye yabancı müdahalesini sağlamak. Bu arada tabii şunu unutmamak lazım. Bölgede çıkarı olan, özellikle Hindistan hakimiyeti üzerinde önemli bir mesafe almış olan İngiltere ve Orta Doğu'ya özellikle ilgi gösteren İngiltere'nin ve Fransa'nın da bölgeye ilgi gösterdiğini ve bilhassa Ermeniler arasında, Gregorian Ermeniler biliyorsunuz ya da kendilerinin deyimiyle apostolik denilen bir grup, bu gruptan Katolik ve Protestanlaştırmaya çalıştıklarını Ermenilerin de görüyoruz. Misyoner faaliyetleri de bölgede etkili. Dolayısıyla kendilerinin Bulgar yolu diye şey yaptıkları, nitelendirdikleri bir yolla Ermenistan'ın bağımsızlığına doğru bir gidiş. Çünkü Sırplar, Yunanlılar, arkasından 1877'de, 77-78'den sonra Karadağlılar ve diğer Bulgarlar yarı bağımsız veya bağımsızlığına doğru önemli bir yol kat ettiler. Dolayısıyla bunlar da bu yolu takip ederek aynı yolu denediler. Ve şunu söyleyelim, 1895 aslında büyük kırılmanın başladığı yıl. 1895'te çünkü 17 Mayıs'tan itibaren Ruslar, Osmanlı İmparatorluğu'na, Rusya ve büyük devletler İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti'ne ıslahat yapılması, Ermenilerle yine ıslahat yapılması gerektiğini 2. Abdülhamit'e özellikle bir ultimatumla bildirdiler. İşte bu yıllarda uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek isteyen Ermeniler, özellikle Osmanlı Ermenileri, bu kurdukları cemiyetlerle beraber Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok yerinde, 20 civarında yerde, Trabzon'dan başlayarak bir takım ayaklanmalar veya toplumsal olaylar meydana getirdiler. Dünya kamuoyunun ve şu manzarayı vermek istediler. Dediler ki Anadolu'da Hristiyanlar katlediliyor, Hristiyan kardeşler katlediliyor. Bu Hristiyan kardeşlerin katliamını durdurmak lazım. Demek ki 1915 aslında provası 1895'te başladı. Ve 1895 ve 96 yıllarında bu olaylar devam etti ki, bakın bu olaylar bir iki olaylar değil, 40 civarında isyan veya toplumsal olayla nitelenen bir olay. Hatta o dereceye vardırdılar ki 2. Abdülhamit bunu Ermeni patırdısı olarak niteliyor bu olaylar, ama Kumkapı olayları gibi, Osmanlı Bankası'nın basılması gibi ve 21 Temmuz 1905'te de 2. Abdülhamit'in özellikle camiden çıkarken, cuma selamından çıkarken bir suikaste, Jolis adlı bir Belçikalı teröriste Ermenilerin tezgahladığı ve bombayla öldürmenin 1905'tir değil mi? 5'te, 1905'te. Bu şeydeki Dolmabahçe'de miydi? Evet, Dolmabahçe Camii'nde ve orada Şeyhülislam'la görüşmek üzere. Çok dakiktir 2. Abdülhamit. Evet. Fakat 1-2 dakika Şeyhülislam'ın kendisine bir şey arz etmesi üzerine gecikiyor ve patlıyor. 50 civarında da insan ölüyor ve Abdülhamit de bu 2. Abdülhamit bu suikastten kurtuluyor. Sultan Ruj diye, yani Kızıl Sultan diye adlandırmalarının özellikle Ermenilerin, Fransız kamuoyunda da etkili olan Ermenilerin bu konuda bir şeyi var. 1905'ten sonra hemen 1915'lere gelindiğinde Dünya Savaşı'nın başlaması özellikle dan önce 8 Şubat 1914'te bu ıslahat fikri yeniden özellikle Rus maslahat güzar Gulkeviç ile Osmanlı Sadrazamı Said Halim Paşa arasında Yeniköy Sözleşmesi denilen bir sözleşme yapılıyor. Gerçekten bu önemli. Neden önemli? Aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasına büyük ölçüde yol açan bir anlaşma. Eğer sözleşme şey yapmasaydı, Dünya Savaşı hocam çıkmasaydı. Hocam, oradaki ıslahatın yani temel şeyi ne? Temel talep ne?
Yani biz efendim özellik olsun ya da bugünkü yani biz çok konuşuyoruz ya bugün efendim yerel yönetimlere özellikle ya da genişletilmiş özellik ya da Ermenilere öteki unsurlardan daha fazla ayrıcalık. Mesela evet. Bu ıslahattan ne amaç ediliyor? Çünkü Dışişleri Bakanı Ermeni, işte Maliye Bakanı'na evet. bakıyorsun Ermeni, evet. yurt dışı temsilcisi Ermeni. Tercüme büroları o gün, gerçi daha sonra kurulacak ama baktığınız zaman Ermeni unsurlar. Doğru. Sarayın kuyumcusu Ermeni. Ermeni evet. Peki ne talep ediliyor? Şimdi Erol Bey üstünde. Söylediğiniz gibi Osmanlı İmparatorluğu milleti sadıka diyor zaten. Ermeniler evet. ayırmıyor. Özellikle 1821 Rum isyanından sonra Ermenileri her alanda görev veriyor. En güvendiği yer. Hazine-i Assa'yı bile ona emanet ediyor. Dışişleri Bakanlığı'na bakın. Özellikle Balkan Savaşı Gabriel Noradukyan Efendi. Yani güvendiği insanlar arasında ve 2. Abdülhamit döneminde yüksek düzeyde memur 2633 kişi var. Ermeni memur. Bakın şeyde. Dolayısıyla herhangi bir ayrım bu noktada yok. Ama 8 Şubat 1914'teki anlaşma şunu, Ermeniler şunu istiyorlar. Bir defa bununla, bu anlaşmayla, Rusların yardımıyla ve büyük devletlerin yardımıyla bölgeye 2 tane genel vali atanmasını istiyor. Trabzon, Sivas ve Erzurum'da Hof diye bir efendim Norveçli vali, genel vali atanacak. Aşağıya da Vestenek diye bir vali atanacak. 2 bölgeye ayırıyorlar. Mahmut Aleziz Diyarbakır ve Van bölgesini şey yaparak, yani Doğu Anadolu vilayeti Sivas'tan, Ankara'dan itibaren 2 bölgeye ayrılıyor. Sadece bunlar hem oradaki bütün mülki erkana, valiler de dahil olmak üzere emir verebilecekler. Yüksek bir maaşla Osmanlı Devleti tarafından maaşlar ödenecek. Bölgede kendi güvenlik kuvvetlerini oluşturabilecekler ve özellikle Ermenilerden teşekkür eden güvenlik kuvvetleri oluşturabilecekler. Ermenice kullanabilecekler mahkemelerde. Adeta yarı bağımsız özerk bir yapının kurulduğunu görüyoruz ki eğer Dünya Savaşı çıkmasaydı, 28 Haziran'da patlamasaydı muhtemelen bakın Hof geldi bölgeye, Van'a kadar geldi, gezdi. Vestenek de İstanbul'a kadar geldi ve bölgede bir takım düzenlemeler yaptı. Hof Norveçli, Vestenek. Vestenek Hollandalı. Birisi Norveçli, birisi evet, Hollandalı. Bir iki tane yabancı tarafsız manzarasıyla gelen. Çok bu Osmanlı İmparatorluğu'nun... Çok tanıdık geliyor üstad bu planlama yahu. Evet. Çok yani, tanıdık geliyor. Günümüze çok tanıdık geliyor. hocam sizin çok iyi bildiğiniz gibi gerçekten tanıdık bir manzara. Bir önce yarı bağımsız bir şey kurmak, bir özerklik manası, özerklik ve daha sonra bu bölgeyi mümkünse Osmanlı İmparatorluğu'ndan koparmak. Kastettiğimiz bölge şu andaki Türkiye'nin yarısı. Yani dolayısıyla bereket Dünya Savaşı'nın çıkması, ardından 31 Aralık 1914'te Osmanlı hükümeti acele olarak bu Yeniköy Anlaşması'nı iptal etti. Bu ıslahat fikrini Hof ve Vestenek'te geri dönmek zorunda kaldılar. Aksi halde zaten Osmanlı İmparatorluğu savaşa girseydi de bu bölge Osmanlı'dan koparılacak ve bağımsız Ermenistan'a doğru giden yolda önemli bir aşama kat edilmiş olacaktı. Şimdi 1915'e gelindiğinde demin ifade buyurdunuz aslında Sarıkamış Harekatı var. Bir taraftan da biliyorsunuz İngiliz ve Fransız armadasının, dünyanın en büyük donanmasının Çanakkale bölgesinde İstanbul'u hedef alan ve Çanakkale'ye geçmek üzere bir Çanakkale savaşları başlangıcı var. İşte bu bağlamda Sarıkamış Harekatı sırasında özellikle onu söylemek lazım. Mutlaka bunu belirtmek lazım. Sarıkamış Harekatı'nda özellikle Vilayet-i Sitte dediğimiz Doğu Anadolu'nun tümünde meydana gelen, özellikle Ermeniler bunu büyük fırsat olarak bildiği için Ermeni özellikle milliyetçileri bu konuda Ruslarla işbirliğine yapmaya başladılar ve 50 binden fazla Osmanlı Ermenisi Rus kuvvetlerine katıldı. Rusya'daki Ermenilerden de 150 bin civarında bir grup yine Rus kuvvetlerine katıldı. Ve Sarıkamış Harekatı sırasında bölgede hem içeride hem de karşı tarafa katılarak, hatta askeri alınan Ermeni askerlerin bir kısmı da silahlarıyla beraber ya içeride çetecilik yaparak, casusluk yaparak, Osmanlı sevk ve lojistiğini vurarak veya Müslüman sivillere saldırılarda bulunarak düşmana yardım etmeye başladılar. İşte bunun üzerine bakın çok enteresan, 18 Mart zaferinin kazanıldığı, Deniz Zaferinin kazanıldığı günlerde Maraş'ta, Zeytun'da muazzam bir isyan var. Ermeni isyanı var. Zeytun bu konuda önemli bir yer.
Bu isyan sırasında 20 civarında Osmanlı askeri öldürülüyor ve binbaşı Süleyman Bey de şehitler arasında. Onun için adı değiştirildi. İlk tehcir dediğimiz, yani göç ettirme, zorunlu göç dediğimiz göç, bu sebeple hemen 18 Mart'ın arkasından Zeytun'da, Maraş'ta, şu anda Süleymanlı olan bölgede yapıldı ve bu buradan 300 civarında aile kaleye sığınmış olan ve isyan etmiş olan Osmanlı Devleti'ne 300 civarında aile Konya civarına nakledildi. İşte tehcir süreci böyle başladı. Bu ilk uygulamaydı. Hı hı. Daha kanun henüz çıkmadan yapılan bir uygulama. Yani 18 Mart 1915'in günleri. Günleri, evet. Demek ki 18 Mart 1915, sonra 25 Nisan'da kara çıkarma yapacaklar. O aralıklar. Evet. Şimdi bu çok enteresan bir dönem çünkü. Gerçekten. Yani biz Türkiye'de göz ardı işte ettiğimiz bir dönem. Onun için izleyicilere demin konuşmanın girişinde söylediğim ana mesele buydu işte. Yani işi spekülasyona boğmadan, spekülatif mesele yapmadan bir kere doğru koymak mesele. Doğru. İşte onun için çok teşekkür ediyorum gelmiş olmanız nedeniyle. Estağfurullah. Çünkü bu kısımlarını izleyiciler de işte bütün bu tartışmaları izleyenler de biliyor ekranlarda. İşte bu kısımlar hep es geçiliyor. Heh. Hep geliniyor. İşin başka bir siyasal yorumuna bütün millet boğuyor kendisini. Şimdi bu tarih, evet, bu sürece bakmazsanız bu bir neden sonuç ilişkisi, öyle mi hocam, tarih? Şimdi bu neden bir çıkışına bir bakalım. Bunu anlatabilirse Türkiye, anlatamadı işte 1919'dan beri. Bunu anlatabilirseniz bu olacak, anlatamazsanız olmayacak. Lafınızı kestim, kusura bakmayın. Kesmek için araya girmedim de hani izleyiciyle ben de doğru bir meseleyi buluşturmaya çalışıyorum. Hocam çok haklısınız. İşte bu sırada Sarıkamış Harekatı devam ettiği gibi aynı zamanda Çanakkale Deniz Savaşı devam ediyor. Ve bir de kanal harekatı, Süveyş'e bir kanal harekatı hazırlıkları devam ediyor hızlı bir şekilde. Osmanlı birçok cephede, üç cephede birden en azından savaş halinde. İşte bu bağlamda İngilizler bu kara harekatını düşünürken, deniz zaferi, Türk'le Osmanlı deniz zaferi kazandıktan sonra, 18 Mart zaferini kazandıktan sonra, bu sırada özellikle 3. Ordu'dan, yani Sarıkamış civarındaki Ruslar karşısında pek başarılı olamayan 3. Ordu'da bir başkumandan vekiline bir takım talepler geliyor. Bu bölgedeki harekatın bölgedeki Ermeniler sebebiyle güçleştiği ve buradaki bu bölgedeki Ermenilerin, en azından Doğu Anadolu'daki Ermenilerin başka bölgelere kaydırılması. Bu sırada Rusların da bir harekatı var. Ruslar Kafkaslar'da önlerine kattığı bütün Müslümanları Anadolu'ya doğru sürmeye başlıyor. Bu tabii büyük bir Osmanlı Devleti için büyük bir felakete neticeleniyor. Hem bizim Güneydoğu'nun, daha sonra biliyorsunuz Muş ve Bitlis'e kadar inecek bu hareket. Ve bu harekete karşı 2 Mayıs'ta Başkumandan Vekili Enver Paşa'nın bir şeyi var, telgrafı var ve Talat Paşa'ya, Dahiliye Nazırı o sırada Talat Paşa, diyor ki Ruslar yüz binlerce Müslümanı Anadolu'ya doğru sürüyorlar. Ermeniler de bu ordumuzun lojistiğini ve Müslüman halka büyük zarar veriyorlar bu bölgede. Ve asker kaçıyorlar. Karşı tarafa da Ruslara da yardım ve yataklık yapıyorlar ve aynı zamanda oraya asker olarak sığınıyorlar. Öyleyse biz iki yoldan birini tercih etmemiz lazım mı? Size bırakıyorum bunu diye. İki tane tercih. Ya Ruslar gibi Kafkaslara doğru Ermenileri sürmek, Doğu Anadolu'daki Ermenileri sürmek, ya da Ermenilerin zararlı olamayacağı, ordunun harekatını güçlendiremeyeceği bölgelere sürmek şeklinde bir iskan etmek, sevk ve iskan etmek şeklinde bir teklif var. Talat Paşa ikincisini tercih ediyor. Almanların etkisi var mı hocam bunda? Var. Çok, Almanlar biliyorsunuz Dünya Savaşı sırasında özellikle Vronsart Paşa'dan başlayarak Avusturyalı Alman subaylarda Osmanlı ordusunda yoğun şekilde yer alıyor. Şimdi bunlar da Osmanlı Devleti'nin Ermenilerle ilgili bu yaptığı, Ermeni milliyetçilerin yaptığı hareketlerin ordunun, Osmanlı ordusunu güç durumda bıraktığını ve bu konuda mutlaka bir tedbir alınması gerektiğini, alınan bu tedbirin de, yani göç ettirme, sevk ve iskan tedbirinin de en iyi yol olduğunu öneriyorlar. Hmm. Onu da söylemek lazım, açıkça söylemek lazım. Bugün Almanya'nın sessizliği biraz da ondan. Ve bu kararın doğru olduğunu, bakın mesela Avusturya askeri ateşçisi Pomianski diyor ki anılarında, Osmanlı Devleti en uygun yolu seçmiştir ve en insani yolu seçmiştir diyor. Çünkü başka çaresi yoktu. Aksi halde mutlaka diyor bu Ermenilerle içeride de bir iç savaşın devamı gerekiyordu. Buna Osmanlı ordusunun da bu manada baş etmesi mümkün değildi. Biz de bu şeyi onayladık ve olumlu bir yol olduğunu. İşte bunun üzerine önce
şunu söylemek lazım. 2 Mayıs'tan önce tabii 24 Nisan şimdi onu soracağım. Onu herhalde soracaktınız. Evet. 24 Nisan 1915'te ne oldu? Çünkü bugün hani 24 Nisan niçin? Evet. Ermeni diasporası için simgesel bir gün. Yani bunun bir nedeni olması tabii lazım. Tabii. Çok önemli bir nedeni var. Şöyle, İstanbul'daki Ermeni komitelerine karşı, Ermeni komitecilerine karşı Osmanlı Devleti İstanbul civarında 610 civarında insanı Ermeni ileri gelenine, bunlar Hınçak, Taşnak ve Ramgavar örgütlerinin ve şeyin efendim Armenekan örgütlerinin üyeleriyle tutuklanmasını, gözaltına alınmasını şimdiki deyimle emrini veriyor. Ermenice gazeteleri ve haberleşmeyi yasaklıyor. Yurt dışına giriş çıkışı Ermenilerin yasaklıyor. 15 ve o 15 yaşı üstünde 55 yaşına kadar olan Ermenilerin de giriş çıkışlarını yasaklıyor. Ve bütün yazışmalarını da Türkçe yapmalarını arzu ediyor. Ve bütün komitelerin evraklarına el koyuyor. Ve Ermeni komitelerini kapattığını ilan ediyor. İşte bu arada İstanbul'da da 235 kişi, bakın sadece 235, İstanbul'da 80 bin doğru. kişi, 77.344 kişi yaşıyor bu sırada. Sadece 235 kişiyi Osmanlı Devleti İstanbul'da tutukluyor. Bütün Türkiye genelinde, Osmanlı genelinde 2000 civarında insan bu manada tutuklanması gerekiyor. Fakat birçoğu yerinde bulunamadı ve tutuklanmadı. Bu 235 kişinin tutuklanması bugün 24 Nisan'ı ki bir gün sonra biliyorsunuz meşhur o evet. kara harekatı İngilizlerin Çanakkale'de kara harekatı başlayacak 25 Nisan harekatı başlayacaktır. 24 Nisan'da işte alınan bu karar gereği komitelerin kapatılması, Ermeni komitelerinin kapatılması kararından sonra 235 kişi 25 Nisan'da tutuklanmaya başlanıyor ve bunlar sizin de demin belirttiğiniz gibi Çankırı'ya Ankara'nın özellikle 155 Ayaş kişi Çankırı'ya gönderiliyor ve Ayaş'a gönderiliyor. Bunlardan mesela Komidas diye ünlü bir kompozitör de var. Bu 15 gün tutukluk alıyor fakat sonra Fransa'da öldü. Buna rağmen mesela mağduru, efendim soykırım mağduru diye ifade ediliyor. Mesela bunlar çok uzun süre kalmadı ki sonra af çıkarıldı. Benim hatırladığım 45 gün falan evet, galiba. Evet o kadar kaldı. O civarlarda. Tabii bir kısmı, büyük bir kısmı bırakıldı ve Avrupa'ya gitmelerine de izin verildi. Bir kısmı da çok az bir kısmı da Zor bölgesine sevk edildi. Galiba kriminal suçları olanlar işte onlar. Evet. Yasalak yapıp onlar mahkemeye sevk edildi. Müsaade ederseniz kısa bir ara verelim ondan sonra devam edelim efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Efendim bıraktığımız noktadan devam ediyoruz reklamdan sonra. Programa yeni gelen izleyicilerimiz için söyleyeyim. Programın konuğu Profesör Doktor Süleyman Beyoğlu, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, Cumhuriyet tarihçisi. Tartıştığımız konu Papa'nın dile getirdiği, işte biraz sonra kimlerin huzurunda ne konuştu o kısmını da vereceğim efendim size. Bizim tarihte Ermeni meselesi ya da Ermeni sorunu diye tanımladığımız meseleye soykırım ifadesini kullanmış olması. Bu bizim için hiç sürpriz olmadı çünkü zaten 100. yılıydı ve tarihçiler, akademisyenler zaten bunun böyle olacağını biliyorlar ve bekliyorlardı. İşte Sayın Süleyman Beyoğlu'yla da konuştuğumuz kısım bu. İlk bölümde bir tarihsel analiz yapıldı. Şimdi o tarihsel analizde biraz sonra onun siyasal yanını, siyasi tarih açısından ve de tabii ki günümüz dünyasına da baktığımız zaman politik İklim açısından bu nasıl birleştiriliyor, ne yapılacak? Son konuşmanın son turunda da Türkiye'ye bundan sonra ne yapabilir? Bir de öneri kendilerinden rica edeceğim. Bıraktığımız noktadan devam edelim hocam. Şimdi 24 Nisan meselesini ortaya koydunuz. Evet. Tamam. Yeni gelen izleyiciler için ifade edeyim. Toplam 24 Nisan'da İstanbul'dan tutuklanıp gözaltına alınıp sevk edilen sayı 235. Ve onlar da peyderpey zaten kısa bir süre içerisinde bırakıldı, 45 gün içerisinde. Şimdi yani ondan sonraki süreç, yani bu işte 25 Nisan 1915'te de çıkarma oldu, Gelibolu Kara Harekatı başladı. Sonra tehcir kararı verildi. Peki hocam şimdi buradaki bu yasadan bir parça lütfen söz eder misiniz? Bu yasa yani siz buradaki Osmanlı vatandaşı olan Ermenileri alın, yolda bunları katledin, işte tamamını öldürün şeklinde mi bir yasa çıkardılar onlar? Tabii ki böyle değil, onu söylemek lazım. 2 Mayıs'tan bahsettim demin. 2 Mayıs 1915'teki Enver Paşa'nın mektubundan, başkumandan vekilinin telgrafından, Talat Paşa'ya yazdığı telgraftan. Talat Paşa başbakan.
Talat Paşa yok. O gün. İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı. Aile Nazırı o sırada. Başkumandan Vekili. Enver Paşa. Evet. Hükümetin başbakanı, hatırlıyor musun? Başbakan kim hocam? Sait Ali Paşa. Sait Ali Paşa. Tamam. Teşekkürler. Şimdi dolayısıyla şimdi bu bağlamda bir kanun hazırlandı ve 26 Mayıs 1915'te Talat Paşa'nın, Dahiliye Nazırı'nın hazırladığı vakti seferde icraat hükümete karşı gelenler hakkında alınacak tedabir diye, tedbirler diye geçici bir muvakkat kanun, geçici kanun, muvakkat kanun çıkarıldı. 27 Mayıs'ta Meclis Vükela biliyorsunuz bu kanunu onayladı. Bütün Bakanlar Kurulu, o zamanki Bakanlar Kurulu, Sait Ali Paşa başta olmak üzere. İşte bu kanunla beraber, bu kanun yanlış olarak tabii 4 maddelik bir kanun, 2 maddesi önemli. Casusluklar, ihanetleri bulunanlar, kolordu, tümen ve fırka kumandanlıkları tarafından, tümen kumandanlıkları tarafından en kısa sürede bastırılacak ve cezalandırılacaktır diyor. Savaş sırasında mutlaka bu yapılması. İkinci maddesi de ordu ve kolordu kumandanları gerekli gördüğünde, orduya bir yetki veriyor, gerekli gördüğünde tek tek veya toplu olarak bazı bölgelerin ahalisini başka bir yere sevk ve iskan edebilir diyor. Ya burada bir etnik grubun adı geçmiyor. Yani özellikle Ermeniler olarak, Ermeniler için çıkarılmış bile olsa her etnik gruba uygulanabilecek genel bir kanun. Zaten kanunların genelliği esastır. O özel olaylara göre çıksa dahi genelliği esastır. Bu noktada ve kanun 27 Mayıs'ta 1915'te çıkıyor. İşte tehcir kanunu diye bildiğimiz, tehcir hepiniz bildiğiniz gibi zorunlu göç ettirme demek. Hacere kökünden geliyor. Göç ettirme. Ama zorunlu göç ve sevk ve iskan. Kanunun kendisinde sevk ve iskan diyor. Onu söyleyelim. Dolayısıyla orduya böyle bir yetki veriyor. Şimdi bu yetkiye dayanarak 27 Mayıs'tan itibaren 1 Haziran'da bu kanun resmi gazetede, Takvim Vekayi o zamanki resmi gazete, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giriyor ve hemen tehlikeli olabilecek bölgeler, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ki Ermenilerin bir kısmı belirlenen, özellikle başta Suriye bölgesi olmak üzere ve Irak, Musul, Kerkük ve Süleymaniye ve Bağdat'a kadar uzanan kesim olmak üzere büyük ölçüde de Suriye bölgesine, Deir-i Zor, Şam'a kadar olan bölgeye Ermenilerin göç ettirilmesi, sevk ve iskana tabi tutulması sağlanmaya çalışılıyor. Şimdi bu kanunda şöyle bir madde var mı hocam? Ya bu evet, bu Ermeni vatandaş, Osmanlı vatandaşı Ermeniler buradan göç ettirilecek, yani teçhire tabi tutulacak ama mallarına, mülklerine devlet el koyacak. Bunlar hazineye devredilecek gibi, var mı böyle şey? Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle mallarla ilgili zaten herhangi bir şey yok. Bir de dediğim gibi Ermeni adı dahi geçmiyor kanunda. Bakın bu kanun sadece Ermenilere de uygulanmadı. Şimdi birazdan bahsedeceğim. Lütfen. Araplara da uygulandı. Araplar mesela Suriye, Cemal Paşa Suriye'de iken, 4. Ordu Kumandanı iken Araplara da uygulandı. Medinelilere de uygulandı. Medine Araplara uygulandı. Suriye Araplarına ve Medine Araplara da Anadolu işlerine göç ettirdiler. Bu klasik Osmanlı döneminde uygulan sürgün politikasının bir gereği, bir iskan politikası. Yani onlar da güney sınırından mı Anadolu'ya getirdiler? Tabii Anadolu'ya getirdiler. İstanbul dahil olmak üzere birçok bölgeye. Medine'den de mi kaldı? Medine'den de tabii, yani bakın 40 bin rakamından falan bahsediyorum. Mesela çok konuşulan bir konu değil mesela. Dolayısıyla ben de bu konuda bir çalışma yaptım. Literatüre bu konuyu dahil ettim. Rumlara da uygulanıyor 1916'da. Rumlar da özellikle kıyı bölgelerindeki Rumlar, deniz kenarlarında oturan, şehirlerde oturan Rumlar ve İstanbul Rumlarının bir kısmı da iç bölgelere kaydırılıyor. Bir de Ermenilerin tamamı Suriye ve Irak'a sevk edilmiyor zaten. Bazıları komşu vilayetlere sevk ediliyor. Bütün Ermeniler mi sevk edilir? Hayır. Başlangıçta Osmanlı Devleti'ne vasayişi bozan veya tehlike veya komitacı olduğu bu vilayetlere bırakıldı genellikle bu iş. Ve vilayet gerekli gördüğü kimseleri tek tek veya toplu olarak göç ettirebilir. Mesela İstanbul Ermenileri göç ettirilmedi. İzmir Ermenileri, Kütahya Ermenileri, Edirne Ermenileri göç ettirilmedi. Bunları özellikle belirtmek lazım. Ve bu 30 Mayıs'ta da bir talimatname çıkarıldı. Nasıl uygulanacak göç, sevk ve iskan politikası? Bu talimatnamede şunu söylemek lazım. 15 maddelik bir talimatname. Yol sırasında gidecek kafileler, 500 veya 1000 kişilik şeklinde teşekkül ettirilecek olan kafileler, bunların mutlaka bütün ihtiyaçlarının sağlanması. Tren yolu varsa tren yoluyla gönderilmesi, tren yolu yoksa en kolay yoldan iskan edilecekleri bölgelere, Musul'a, Deir-i Zor'a,
Suriye ve Irak, Kuzey Irak'a, bugünkü Irak'a gönderilecek. Ve en yakın mesafe kayık olan yerlerde, nehir olan yer, Fırat ve Dicle özellikle de kullanılan kayıklarla götürülecek. Aynı zamanda başlarına Osmanlı jandarması verilecek, güvenliğini, asayişini sağlanacak. Bunların bütün ihtiyaçları geçtiği bölgedeki mülki memurlar tarafından karşılanacak ve kesinlikle kötü muamele yapılmayacağı, özellikle belgelerde bunu özellikle söylemek istiyorum. Böyle başka bir türlü bir niyet olan devletin böyle bir uygulama sını talimatnameye yazmasına gerekiyor. Talimatnamelerde özellikle buna vurgu yapılıyor. 4 tane talimatname çıkarıldı. Haziran'da çıkarıldı ve Ağustos'ta çıkarılan ve 7 Ekim 1915'te çıkarılan 56 maddelik geniş bir talimatnamede özellikle Ermenilerin büyük bir rahat içinde, bakın, gittikleri bölgelerde alet edevat, tohumluk, eski zenginliklerine, varlıklarına uygun arazilerin verilmesi, evlerinin verilmesi, yalnız demir yollarından filan veya 20'şer 25'er kilometre uzakta özellikle iskan edilmeleri ve tehlike oluşturulmayacak yerlerde iskan edilmeleri. Parası olmayanlara para verilmesi. Para verildi. Bakın burada şey de var, günlük yevmiyeleri var, günlükleri. 3 kuruşla 6 kuruş arasında değişiyor. Çocuklara 6 kuruş çalışacak olanlar. Evet. Yevmiyeler veriliyor. Yani bütün aile fertlerine veriliyor. Giden bütün göç edenlere veriliyor. Çalışsın çalışmasın. Çalışsın çalışmasın bütün aile fertlerine. Bu da günlük ekmek ihtiyacını karşılayacak kadar bir para. O zaman için söyleyeyim. Yani 3 kuruş fert başına veriliyor. Her şahsa 3'er kuruş. Çocuklara 6'şar kuruş veriliyor ki bakın Osmanlı Devleti 300 milyondan fazla para harcadı bu şeye. Bakın 68 bin kuruş hemen ayırıyor. 300 bin lira önce ayırıyor, yetmiyor daha 1300 bin daha ayırıyor. Milyonlarca para ayırıyor bu iş. Şimdi önceden eğer böyle bir şeyi, hani bazı tarihçiler iddia ediyorlar, önceden bu tasarlandı falan diye. Hayır, önceden tasarlandı, elimizde hiçbir delil yok. Öyle olsaydı 1915 bütçesine bu sevk ve iskanı yapmak üzere bir tahsisat konulurdu. Bu özellikle harbiye tahsisatından karşılanıyor. O, İskan ve aşair dahili nezaretine bağlı. İskan ve aşiretleri, iskan ve aşair ve muhacirin tahsisatından karşılanıyor. Göçmen tahsisatından karşılanıyor. Harbiye tahsisatından karşılanıyor bunlar. Yani bu sebeple önceden planlanmış filan bir hareket değil. Ama bu ne zamana kadar devam etti? Tabii bu göçler sırasında, gönderilmeler sırasında Güneydoğu Anadolu'dan filan bölgeden giden özellikle şimdi kimler istisna? Önce onu söyleyelim. Bir defa asker aileleri, Ermeni askerlerin aileleri tamamen muaf tutuluyor burada. Devlet memurları. İstisna. Devlet memurları muaf tutuluyor. Milletvekili aileleri muaf tutuluyor. Sağlık, doktor ve sıhhiye, şoför, teknik hizmetlerde, fabrikalarda, Osmanlı fabrikalarında çalışanlar muaf tutuluyor. Daha da önemlisi, onu da söyleyelim, Katolik ve Protestanlar da muaf tutuluyor. Ermeni, Katolik ve Protestanlar da muaf tutuluyor. O zaman ne oluyor hocam? Gregoryen olanlar ve tehlikeli görülenler muaf tutuluyor. İşte bazı şehirlerden de dediğim gibi hiç yapılmıyor. Peki biz toplam bu tehcire tabi tutulan nüfusu biliyor muyuz hocam, sayı, rakam şimdi, olarak, aritmetik olarak? Biliyoruz. Şöyle 486 bin civarında bir rakam bu tehcir sırasında Suriye ve Irak bölgesine, yani Musul'a kadar olan bölgeye gönderiliyor. Tamam. Ama bakın böyle bir hareket başladığında şunu da özellikle söyleyelim. Kendiliğinden göç edenler de var. Şimdi bunlar mesela Ermenistan civarına giden veya Rusya'ya doğru göç eden, Kafkaslara doğru göç eden aşağı yukarı 150 bin civarında da insan harekete geçmiş. Savaşın sonuna kadar bu miktar 300 bine, 350 bin civarına çıkacak. Onu biliyoruz. Yani kendiliğinden göç edip Osmanlı sınırları dışına göç eden insanlar Peki, var. Peki o dönemdeki şeyde Ermeni nüfusu toplam net nedir? Çünkü nüfus sayımı, Amerikan belgeleri, bütün her yer bu rakamları veriyor. Ruslar da veriyor. Ne kadardır toplam nüfus? Sayın hocam, şimdi şöyle, Osmanlı rakamlarına göre 1914 istatistiğine göre 1 milyon 294 bin. 1 milyon 294 bin. Evet. En Osmanlı'daki ama Katolik ve Protestanları da dahil veya sayılmayanları dahil ederek bütün istatistikler karşılaştığında, dünyada verilen bütün istatistikler karşılaştığında yaklaşık olarak eksi artı 1,5 milyon civarında Ermeni var Osmanlı İmparatorluğu'nda bu sırada. Bu yaşayanlar. Evet, yaşayanlar. Peki, bunlar. Şimdi 1,5 milyon, toplam nüfusun 1,5 milyon tamamı nasıl ölüyor?
Bu tabii mümkün değil. Bu mümkün değil. Yani o zaman dünyada biliyorsunuz savaştan sonra peki 1 milyon 200 bin Ermeni var şeyde. Dünyanın çeşitli yerlerinde. Evet. Bunun izahı mümkün değil. Yani 1,5 milyon Ermeni'nin öldürülmesinin imkanı yok. Çünkü Amerikan raporları da gösteriyor ki Suriye ve Irak bölgesine gönderilen Ermenilerin de büyük bir kısmı yaşıyorlar. Yol esnasında veya hastalıklardan veya ana çete saldırıları işte. Sonucunda öldürülen veya hastalıklarda ölen. Şimdi saldırılarla ölen sayısını biliyoruz. Osmanlı belgeleri alt alta toplandığı zaman 8 bin civarında saldırılar sırasında ölen. Yalnız şunu söyleyelim. Yani gittikleri yollarda jandarma var ama güvenliği sağlamakta bazı bölgelerde jandarmalar da şehit değil. Oluyorlar. Kolay bir şey değil. Çünkü tabii. Bir takım Ermeniler malları da taşınabilir malları da yanlarında götürdüler. Ya onun üzerinden de eşkıya dolayısıyla eşkıya saldırıları da var. Yani asayiş altın alayım, malı alayım, mülkü alayım diye. Evet. Peki yollarda bu hastalıklardan ölenler ya da ya onlarla beraber yaşlılar bakın, o gibi bildiğimiz kadarıyla hastalıklardan ölenler de 40 bin civarında insan. Onlar da 40 bin. Evet 40 bin hocam. Civarında ve diğer sebeplerle. Şeyini bilemediğimiz menşeinin niçin kaybolduğunu bilemediğimiz ilerle beraber aşağı yukarı şimdi bu konuda büyük bir spekülasyon var biliyorsunuz. Bu spekülasyon gerçekten 1,5 milyonlara kadar hatta daha da ileri 3 milyona kadar götürenler var ki bu mümkün değil. Dünyadaki bütün Ermeni nüfusu 3 milyon değil tabii, o zaman. Tabii bir Türk yazarı 3 ama, milyona götürdü maalesef. Ne yazık ki bu konuda bir spekülasyon var. Bakın diğer sebeplerden diğer sebepleri de söyleyelim. Yani o bir de tehcir edildikleri bölgelerde Suriye'de orman saldırıları, Arap aşiretlerinde saldırıları var. Yağmaya alışkın Arap aşiretleri de bölgede saldırılarda bulunuyorlar buna. Dolayısıyla bu böyle öldürülenlerle beraber 80 bin civarında toplam yani diğer ölen, sebeplerde yaklaşık 32 bin anladığım evet, kadarıyla bir, evet 80 bin civarında bir şey var. Gerçek tabii, rakam bu olur. Şunu da söyleyelim bakın aynı şeyde iktida edenler de var. Yani din değiştirenler de var. Müslüman olanlar da var. Çünkü Müslüman olursanız eğer başlangıçta en azından tehcirin başlangıcında sevk ve iskandan muaf oluyorsunuz. Yani Müslümanlığı kabul ettiğiniz takdirde ve samimi bakın, ol olma Müslümanlığı kabul ettiğiniz takdirde ki bakın bununla ilgili samimi olup olmadıkları belgelerde Osmanlı belgelerinde özellikle bunlar samimi değil de uyarıyorlar yöneticiler. Notlar fakat da var orada. Tabii müftülüklerin önünde muazzam bir kuyruk oluşuyor, kuyruklar oluşuyor. Birçok Ermeni de Müslümanlığı seçiyor. Bunların rakamları konusundaki, bunlar da mesela öldürüldü veya öldü diye bugün geçiyor. Aslında bunların rakamları 70 bin ile 100 bin arasında tahmin ediliyor ki büyük bir rakam bu. Bunların bir kısmı mütarekeden sonra, Mondros mütarekesinden sonra eski dinlerine dönenler oldu. Ama Türklerle, Müslümanlarla evlenenler de oldu. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da ki bölgelerden geçerken bu bölgelerde ki yağma maksadıyla saldıranlar var bu kafilelere. Bu ama iktida edenler bir müddet sonra iktida edenlerin de samimi olmadıkları düşünülerek en azından kendi komşu oldukları şehirlere nakledildiğini zararlı görülenleri görüyoruz. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin hükümetinin bu kadar Bogos Nubar Paşa'nın bile verdiği rakam bakın 250 bin bile değil. Evet. Ve biz diyor sizinle savaştık, İtilaf devletleriyle müttefik olarak savaştık. Bunun Paris Konferansı'nda bunun biz karşılığını almamız lazım diyor. Ve bizim bütün bu rakamlar iktidayı da katarsak, Müslümanlığı seçenleri de katarsak bizim özellikle tahmini olarak söyleyebileceğimiz rakam. Bütün Ermenilerin kayıp olan Ermeniler veya iktida eden Ermeniler de dahil 200 bini geçmez kayıp. Peki ben size bir rakam vereyim. Buyurun. 402 bin sadece Osmanlı ordusunda kayıp var. Hı hı. 402 bin bakın kayıp var Osmanlı ordusunda. Bakın Müslümanlar arasında 800 bin civarında Müslüman sivil halkın kaybı var. Evet. Yani toplam Osmanlı kaybı Ermeni vatandaşlarımızla sayıyoruz bunlara sonra. Osmanlı kaybı aşağı yukarı 2,5 milyon civarında bir kayıp. Bugün bu iddialara öne sürenler Osmanlı İmparatorluğu'nun soykırım yaptığını hükümetin, İttihat Terakki hükümetinin bu Papa'nın da dahil olduğu bir grup. Bu şimdi Vatikan şunu söyleyelim önce de. Şimdi soracaksınız ama bu iddiada bulunanlar bugün Anadolu'da bakın Ermenilerin öldürdüğü arşiv vesikalarıyla isim isim tespit edilen
sayısını duysun, baksınlar. Türk Müslüman unsurları göz ardı ediyorlar. 518 bin civarında öldürülmüş Müslüman var. Bunların isimleri tek tek tespit edilmiş vaziyette. Dolayısıyla devlet güvenliklerini sağlamak için ellerinden geleni yapıyor. Fakat şunu söylemek lazım burada. Özellikle eğer katletmek isteseydi, niye sevk ve iskan gibi bir tedbiri düşünseydi Osmanlı Devleti ve bu kadar büyük bir kitleyi nasıl katledebilirsiniz ve bunu gören şahitler olmaz. Ne kadar asker tahsis etmeniz lazım veya vatandaş tahsis etmeniz lazım. 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in kurduğu fırınlar düşünülürse bunun ne kadar gerçekçi olabileceğini aslında akıl sağlığı yerinde olan herkes çözebilir. Şimdi hocam tarihsel gerçek şeyi bu. İklimi evet. Bu. Şimdi biz buraya nereden geldik? Biz buraya Vatikan'daki konuşmadan geldik. İzleyicilere bir kez daha hatırlatayım. Şimdi bu konuşma oradaki bulunan salonda Ermeni nüfusun ya da Ermeni toplumunun kim temsilciler vardı, kimler temsil ediyordu? Papa kimlerin karşısında konuştu? Bir kere onlara bir bakalım. Şimdi Vatikan'da Ermenistan Cumhurbaşkanı Serge Sarkisyan, Ermeni Apostolik Kilisesi Katolikosu 2. Karekin, Kilikya Katolikosu 1. Aram ve Dünya Ermeni Katolikleri Patriği 19. Nerses Bedros aralarında bulunduğu üst düzey Ermeni temsilcileri var. Şimdi Papa bunların karşısında konuşuyor, Papa Francesco. Ne dedi? Ermenilere 1915'te soykırım yapıldı. Soykırım iddiası bugüne kadar hep politikacıların dilindeydi ama ilk kez bir din adamı, Vatikan Dünyası'ndaki Papa gibi birisinin dilinden geldi. O zaman şöyle bir şey, hani düşünmeyecek miyiz? Düşünürsek çok mu yanlış olur? Baktığımız zaman Katolik Vatikan'ın Rusya'nın egemenliğindeki Ortodoksluğa karşı bizde Fener Rum Patrikhanesini yüceltirken öbür taraftan da işte Ermeni patrikliğini yüceltiyor olmuş olması siyasi bir şeyden bahaneyle, bu göz ardı edilebilecek bir şey mi acaba? Şimdi bunu göz ardı etmeden düşünürsek yorumumuzu nereye oturtabiliriz? Yani bir tarihçi kimliğinizde nasıl bakıyorsunuz? Yani meseleye? Çok önemli bir noktaya değindiniz gerçekten. Şimdi bu Katolik dünyası, özellikle Papa, şunu özellikle belirtelim. Francis'in söylediği, Papa'nın söylediği yeni bir şey değil. Evet. Şimdi Vatikan biliyorsunuz 2000'de ve 2001'de soykırım dedi zaten. Genosayt dedi buna. Karar aldı bu konuda Vatikan Devleti. Papa'nın devleti bundan önceki dönemde. Ve böyle bir düşünce Ortodoks dünyayı şeye yaklaştırmak maksadını taşıyor tabii. Ermenileri Katolik dünyaya, apostolikleri yaklaştırmayı amaç ediniyor, işbirliğini amaç ediniyor. 100. yılda bunun önemli bir şeyi, göstergesi. Çünkü artık öyle bir noktaya geldi ki Hristiyan dünyası bir adeta Haçlı zihniyetini yeniden Papa dünyada canlandırmak arzu ediyor. Yani 1096'larda başlayan ve Türkleri özellikle şeyden atmak, Müslümanları Anadolu'dan, Küçük Asya'dan atma projesinin bir temsilcisi adeta bugünkü zihniyette. Uzun yıllardır Katolik dünyası ile Ortodoks dünyası arasındaki ayrılıklar, farkındaysanız bu çatışma. Son yıllarda çatışma ve ayrılık yavaş yavaş bir yakınlaşmaya doğru kendisini bırakıyor. Hem Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ile yakınlaşıyor hem de Ermenilerle yakınlaşıyor ve Rus Kilisesi ile de. Yani o zaman buradaki mesele, bunu Ermenilere soykırım ifadesini kullanarak aslında bir acıdan yola çıkıp siyasal başka bir birliğe doğru götürüyor ve bunu da Türkler Müslümanlar üzerinden yapıyorlar. Evet, aynen. Bu enteresan bir şey. O zaman bunu herkesin göz önünde bulundurması lazım. Şimdi programı toparlıyor, noktalıyoruz hocam. Peki bu 100. yıl meselesi belli ki çok başımızı ağrıtacak Türkiye'nin de. Mesela öneriniz nedir sizin bir tarihçi olarak? Şimdi şöyle bir defa belgesel açıdan, yani şunu söylemek, rahatça ben söylüyorum şunu herkese. Şimdi arşivler açık büyük ölçüde, yani tasdif edildi. Ermenilerle ilgili hemen hemen tamamı tasdif edildi belgelerin. Şimdi Osmanlı belgelerinde soykırım yapıldığına dair bir iz görsek, namuslu bir bilim adamı olarak bunu mutlaka söyleriz. Hocam sonra soykırım terminolojik olarak 1945'ten sonra tabii kabul edilen bir kavram, evet, değil mi? Evet. Şimdi Rafael Lemkin diye bir Avusturyalı Musevi bunu ortaya atıyor 1936'dan itibaren ve 1948'de de biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in sözleşmesine giriyor. Dolayısıyla bu olaylar için zaten bu tür bir şey kullanamaz. Göç ettirme de
böyle nitelenemez zaten. Bu bir defa yanlış yani. Hukuki açıdan da hiçbir zaman soykırım olarak nitelenemez bu. Çünkü bir etnik grubu hedef almamışlardır. Ve dediğim gibi Araplar ve Rumlara da aynı şey. Hatta Türklere ve kısmen Suriye bölgesindeki Museviler de iç bölgelere, sahildeki Museviler de kaydırılmıştır. Lübnan bölgesinde bulunan özellikle Osmanlı Devleti tarafından. Ve Türk asıllı olanlara da uygulanmıştır bu sevk ve iskan kanunu dediğimiz kanun. Dolayısıyla böyle adlandırılmasının imkanı yok. Benim önerim şu, biz Türkler olarak yani Türkiye olarak belgesel açıdan çok sağlam bir noktadayız. Arşivlerimiz çok sağlam. O bakımdan rahatça her türlü araştırmaya ve karşılıklı münakaşaya, tartışmaya razıyız. Yani konu tabii tarihi bir konu olmaktan siyasi bir konu olmak noktasına geldiği için tarihi konuda bizim eksiğimiz şu. 1965 yılında Uruguay devleti bir şey aldığında, soykırım kararı aldığında bu şeyi hemen bugünleri görmemiz lazımdı. Bugün bakın ilk o alıyor, arkasından Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'ye ve Türklere karşı büyük bir siyasi baskı olarak kullanılmak amacıyla yapılıyor. Ve 90'dan sonra özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra da bu konuda muazzam bir kabuller silsilesi var. Bundan sonra büyük ölçüde 91'den sonra kabul edildi. 2001'den sonra da bu hızlandı. Yani Orta Doğu, Lübnan dahi bunu kabul eden bir devlet. 22 devlete, Amerika'da da 40'a yakın eyalet bunu kabul etti. Ama bu olaylar... Amerika şimdi net ifade, tabii, net ifade, ifade ediyor. Bu dünkü sözcüğünde anlattığı şey o. Evet. Evet, sözcü de onu ifade etti. Efendim çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun, var olun. Efendim şimdi hep birlikte dinledik. Sayın Profesör Doktor Süleyman Beyoğlu'nun, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ve Cumhuriyet tarihçisi. Ben biliyorum ki çok uzun yıllardır zaten bu konu üzerinde çalışıyor. Doktora tezleri, yüksek lisans tezleri de hazırlatan bir hoca. Yani arşivleri hiç abartmadan ifade ediyorum, virgülüne kadar görüp bilen Türkiye'deki akademisyenlerden birisi. Ve bu mesele çok soğukkanlı olarak ortaya konulması gerekiyor. Zaten bakın konuşmasının sonunda çok net ifade ettiler. Ne dediler? Dediler ki biz arşiv belge olarak son derece sağlamız. Bu konudaki her şey zaten Osmanlı Devleti'ne kayıt altına geçirmiş. Zaten hukuki bir mesele ve tehcir yasasında da Ermeni sözcüğü orada geçmemektedir. Doğru mu söylüyorum hocam? Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla şimdi bir nüfusa karşı bu denli bir soykırım uygulandığı ifade edilemez. Kaldı ki Osmanlı Devleti 1919 yılında zaten başvurmuştu ki dünyaya. Gelin buraya gözlemci gönderin. O zaman herkes Hollandalılar, İsviçreliler falan bizim burada bir çıkarımız yok. Biz buraya bir şey göndermemizin anlamı yok demişlerdi. Yani onlar da sonuçta doğru olduğunu biliniyor. Şimdi programımı sonlandırırken tabii Süleyman Hoca'yı siyasi bir meselenin üzerine çekmemek için ifade etmedim ama şimdi sizlerle paylaşayım. Bakınız, şimdi yurt dışında böyle bir atmosfer var ve bunun yapılacağı belliydi. Türkiye hükümetleri, işte son dönem AKP hükümeti de ısrarla bunun soykırım olmadığını savunuyor. Haklı bir şey savunuyor. Ancak şimdi önümüzde seçim var ve seçim sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ermeni etnik kimlikli milletvekili adayı var ki çok doğru yaptılar. Aynı şekilde AKP'de var. Aynı şekilde HDP'de var. HDP'de 3 kişi var. Ama çok ilginçtir ki her 3 partideki milletvekili adayları da bunun soykırım olduğunu ifade etti. Bu da yetmedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun baş danışmanı olan Etyen Mahçup yanında bunun soykırım olduğunu söyledi. Şimdi o halde örneğin Ermenistan'daki Erivan ya da dışarıdaki diaspora kalkıp demeyecek mi? Arkadaş biz diyorduk, bize karşı çıkıyordu. Buyurun kendi milletvekilleri söyledi. Üstelik seçimden sonra 8 Haziran'dan sonra bu isimlerini zikretmiş olduğu milletvekilleri kalkar da meclis kürsüsünde bunu dile getirir. Üstelik de bunu bir önerge haline getirirlerse Türkiye bunun altından kalkabilir mi hiç? Türkiye bunun altından hiçbir şekilde kalkamayacak. O nedenle daha henüz işler erkenken bunların da bir şekliyle önleminin alınması, bu milletvekilleriyle konuşulması, milletvekili adaylarla daha doğrusu konuşulması, aslında neyi kastettiklerinin ifade edilmesi, ortaya konması gerekiyor. Bir de programı bağlarken de şunu söyleyeyim. Hrant Dink'in niçin öldürüldüğü sorusuna yanıt ararken lütfen şu meseleyi de göz ardı etmeyiniz derim. Efendim,
Sayın Profesör Doktor Süleyman Beyoğlu'na müsaade ederseniz sizin adınıza da kendi adıma da zahmet buyurup geldiği için, birikimini bizle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Hocam beyninize de sağlık. Ben de teşekkür ederim. Beyninize de ayağınıza yani da sağlık. Yani bir devlet ki bu sevk ve iskanı yaparken kendi memurlarından 1673 kişiyi idam dahil bakın. Bunların 67'sini idam ediyor. Böyle 1673 kişiyi yargıladı. Yargıladı ve bakın 67 kişiyi de idam etti. 3 kişi de daha sonra o mütareke döneminde efendim idam etti. Dolayısıyla Boğaziyen Kaymakamı. Boğaziyen Kaymakamını ve Nusret Bey'i yine. Evet. Ve Erzincanlı Abdullah Avni Bey'i. Bunu yapar mı öyle bir şey? Yani evet. Kendi memurunu yargılar mı? Evet, evet. Şimdi tabii hocam ana mesele şu. Bilgi olmayınca, oturup tarihi doğru düzgün okumayınca, orta öğretim kitaplarında bize de bunları öğretmeyince iş gelip böyle saçma sapan bir yere bağlanıyor. Programı noktalarken açışımdaki bir şeyimi, talebimi, ricamı, şikayetimi bir kez daha Sayın Murat Karayalçın'a ve işte Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı'na, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha iletiyorum. Kadıköy Belediyesi'nin 3000 kişinin spor yaptığı Bağdat Caddesi'nin dibindeki şu spor salonu kapatılma rezilliğine el atmalarını o bölgenin bir vatandaşı, bireyi olarak rica ediyorum. Lütfen bu rezilliğe bir el atın. Kadıköy Belediyesi'ne bu yakışmıyor. Kadıköy Belediye Başkanı'nı seçtireceğiniz kişiyi önümüzdeki seçimde de lütfen daha dikkatli seçiniz. Lütfen daha dikkatli seçiniz efendim. Eğer bir sosyal demokrat belediye başkanı spora karşıysa o başka her şeye karşı demektir efendim. Teşekkürler, hoşçakalın.